Herkese merhaba. Psikanaliz ve sinema adı altında oldukça kapsamlı bir eğitim programına kısa bir süre içerisinde başlayacağımızı söylemek istiyorum. Bu programın 6 haftayı kapsayacak olan ilk dersi Freud ve sinema, ikinci dersi Jung ve sinema, son dersi ise Lacan ve sinema üzerine gerçekleşecek. Elbette her ders kendi içerisinde bir takım bölümlere ayrılacak. İsterseniz öncelikle Freud ve sinema üzerine yapacağımız ilk dersin alt başlıklarına şöyle bir göz atalım. İlk başlıkta Freudiyen dürtü kuramını inceleyeceğiz. 1905-1924 yılları arasında dürtü kavramının psikanalitik sınırlar içerisindeki e, gelişimine odaklanacağız. Ve tabi e, filmlerde dürtünün temsili göstergelerini de e, dürtü kuramı üzerinden yorumlamaya çalışacağız. İkinci başlık e, Freud'un e, psikoseksüel dönemlerini konu alacak. E, oral dönemden genital döneme dürtünün yatırım stratejilerini ele alacağımız bu başlıkta yine filmlerden örnekler dahilinde e, bir bakıma freudyen psikoseksüel gelişim çizgisinin sağlamasını yapmış olacağız. Üçüncü başlık Freud'un topografik yaklaşımına odaklanacak. Hem bilinç, ön bilinç ve bilinç dışı kavramlarını içeren birinci topografik yaklaşım ve hem de e, ikinci topografik kuram filmlerden örnekler dahilinde görsel birer belgeye dönüşmüş olacak. Dördüncü başlık çatışma ve semptom kavramlarına odaklanacak. Ruhsal aygıt içerisinde konumlanan saldırgan ve cinsel dürtü temsillerinin semptom oluşturma stratejilerini ele alacağımız bu başlığa filmsel karakterleri taşıyacağız ve bir bakıma onların çatışmalarını ve semptomlarını analiz ediyor olacağız. Beşinci başlığın konusu psikopatoloji. Bu bölümde Freudyen psikanalizin e, histeri, fobi, obsesyon gibi normal dışı davranışlar ekseninde ...sınıflandırmış olduğu patolojik olguları yine film karakterleri üzerinden çalışıyor olacağız. Ve son başlıkta kıskançlık, anksiyete, yüceltme, aktarım, karşı aktarım gibi bir takım psikanalitik kavramları da... ...yine inceleme imkanımız ve onları sinemasal örneklerle bütünleştirme imkanımız olacak. Evet, sinema ve psikanaliz programının Freud ve Sinema adını taşıyan ilk dersi Freud'un kuramsal yaklaşımlarına bir giriş olma özelliği taşıyor. İleri seviye bir programı hayata geçirebilmek için önce bu temel kavramların bilinmesi gerektiğine inanıyorum. Derslerin tamamının canlı ve online olarak yapılacağını da hatırlatmak isterim ilk derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.